Darbeyle yönetimi ele geçiren 40 bin kişinin öldürülmesi, on binlerce kişinin kaybolması ve binlerce işkence vakasından sorumlu tutulan Çad'ın devrik diktatörü Hüseyin Habre bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Rejim mağdurlarını bir araya getiren Clemon 4 yılını rejim hapishanelerinde geçirdi. Bir Afrika ülkesi lideri ilk defa yaptığı zulümlerden dolayı yargılanacak. Ama bundan ders çıkarmamız gerek. Aksi takdirde 25 yıllık bu uzun yürüyüş anlamsız kalır. Boşa kürek çekmiş oluruz. Clemon gibi derneğin sekreteri Jeanette de davada tanıklık edecek 100 mağdurun arasında yer alacak. Jeanette hapishanede sayısız işkencelere maruz kaldı. Tecavüze uğrayan, sıcak ve soğukta öldürülmeye çalışılan, böceklerin olduğu insanlık dışı ortamda doğum yapan genç kadın, tutuklamaların hayatında derin yaralar açtığını söylüyor. Pazarda, kilisede, işte, sokakta, nerede olursanız olun, hiçbir gerekçe göstermeden gelip sizi tutukluyorlar. Neden tutuklandığımı bilmek istiyorum. Pinochet davasında da yer almış diktatör, rejim mağdurlarının yanında olan tanınmış Amerikan avukat Rizzi Brody, 1999 yılından bu yana Çad rejimi mağdurlarının yanında yer aldı. Brody'nin lakabı ise diktatör avcısı. Bu dava kurtulanların azim, hayal gücü, dirençleriyle bir diktatörü adalet karşısına çıkarabileceklerini gösteriyor. Bu çok önemli bir mesaj. Habre Hüseyin'in davasının ve mağdurların bu zaferinin dünyadaki diğer aktivistlere ilham kaynağı olmasını umut ediyoruz. Çad liderinin devrilmesinin ardından avukat Muhammad Hasan Abakar, Debi hükümeti tarafından soruşturma komisyonunun başına getirildi. Tüm bu diktatörlere Batı destek vermeseydi asla bu kadar ileri gidemezlerdi. Habre o dönemde neredeyse Reagan tarafından koruma altına alınmıştı. Habre'yi Kaddafi'ye karşı siyah Afrika'nın koruyucusu olarak görüyorlardı. Kendi ülkesi içindeki halk içinse gözlerini yumdular. Habre'nin Senegal'deki mahkemesi Afrikalılara karşı Afrikalılar tarafından kurulan ilk mahkeme olma özelliğini taşıyor.